Türkiye'de yaşanan asrın deprem felaketi sonrası, dünya çapında Türk diplomatik misyonlarının koordinasyonunda toplanan yardımlar depremzedelere gönderiliyor. Türkiye'ye binlerce kilometre uzakta Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk-Amerikan toplumu ve Amerikalıların bağışladığı binlerce ton yardım malzemesinin Washington Büyükelçiliği koordinasyonunda yurda sevkiyatı devam ediyor. Bizi dinleyen Amerika'da yaşayan vatandaşlarımıza da ayrıca seslenmek istiyorum. Depremlerden birkaç saat sonra kameraların karşısına geçerek yardım faaliyetini başlatan Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, bu süreçte yaşananları TRT Haber'e anlattı. Türkiye'de deprem olduğu zaman, Kahramanmaraş'ta deprem olduğu zaman bir de kategori 4 çağrısı yapıldığı için hemen harekete geçtik. Bütün başkonsolosluklarımıza temas ettik. İşte sizlerle temas ettik. Derhal bir önce aynı yardım konusunda organizasyonu yapmaya çalıştık. Arkasından nakdi olarak da banka hesabını açtık. Daha sonra tabii bütün vatandaşlarımız harekete geçti. Derneklerimiz harekete geçti. Bütün Amerika çapında derneklerimiz harekete geçti. Gelen malzemeleri önce bu hem büyükelçiliğimizde hem de bütün başkonsolosluklarımızda oldu. Gönüllüler ayırdılar. Yani kategori kategori, çocuk elbisesi, hijyenik malzemeler, kotlar, montlar, kışlık elbiseler gibi kategorilere ayırdılar. Bunun yanında ayrıca çok acil ihtiyaç olan malzemeleri tedarik ediyoruz. İlaç gibi, çadır gibi. Onları öncelikle tabii ki Türk Hava Yolları ile taşıyoruz. Ha bu arada bir mutfak yolladık. Sahra Hastanesi gitti. Tabii Amerika'nın kendi hayır yardım kuruluşları vasıtasıyla da çok önemli ölçüde bir malzeme de onlarla gitti. Depolar bulundu. Biz depo bulduk. Bizim imkanlarımız daha fazlaydı. Onları önce kullandık. Sonra depolar bulduk. Birçok iş adamımız gönüllü olarak kendi depolarını açtılar. Bu arada tabii de lojistik olarak bu malzemenin Türkiye'ye bir an önce götürülmesi lazımdı. Bunu önce Türk Hava Yolları ile başladık. Doğal olarak. Çünkü zaten Türk Hava Yolları böyle bir talimat almıştı. Burada bu işleri yapan bir iş adamını aradım. Bizim buradaki başkonsolosumuzu aradım. Birden bir grup iş adamı, yani gemi taşımacılığıyla ilgilenen bir grup iş adamı bir araya geldiler. Kendileri organize ettiler. Her şeyi kendileri organize ettiler. Allah razı olsun. Şu anda 100 konteyner kapasitelik taşıyabileceğimiz bir yükümüz var. Bu da yaklaşık bir konteyner 20 tona yakın bir malzeme alırsa 100 konteyner dediğimiz 2000 ton olur. Mevcut gemiyle gönderecek olan yardımlar New York Başkonsolosluğumuzla münasıran toplanan yardımlardan müteşekkil. Ayrıca Boston Başkonsolosluğumuzla toplanan yardımlar da uçak kargoyla gönderilmek üzere New York'a iletilmektedir. Buna mukabil önümüzdeki hafta yine başka bir gemi seferiyle ülkemize gönderilmek üzere Chicago Başkonsolosluğumuzla toplanan yardımlar konteynerlar halinde halihazırda New York'a iletilmektedir. Bütün başkonsolosluklarımızın olduğu yerler, bir de Türk Hava Yolları'nın uçtuğu yerlerden de operasyon yapıyoruz. Mesela bizim Seattle'da başkonsolosluğumuz yok. Seattle'daki Türk Hava Yolları'nın seferi var. Ama orayı Los Angeles'taki başkonsolosluğumuz koordine ediyor. Atlanta'da mesela bir uçuşumuz var. Atlanta'yı Miami başkonsolosluğumuz koordine ediyor. Böylece bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Hava alanlarına ve limanlara taşıma da başlı başına bir olay. Burada da gerçekten Ahıska Türklerinin çok büyük desteklerini gördük. Ahıska Türkleri Amerika'da ağırlıklı olarak bu taşımacılık işi yapıyorlar. Çok büyük miktarda tırları var. Bu tırlarını kendi vatandaşlarına, kendi ülkesine ayırdı, tahsis ettiler. Yani aslında şöyle düşünün, binlerce insan burada gece gündüz demeden çalışarak kaç bin ton olur bilmiyorum ama çok önemli miktarda malzemeyi deniz aşırı taşıyoruz. Gerçekten vatandaşımız çok büyük bir teveccüh gösterdi. Aynı zamanda Amerikalılar çok büyük bir teveccüh gösterdi. Hep bir araya geldik, bir arada çalışıyoruz işte. Ancak da bunu yapabiliyoruz, başka bir şey yapamıyoruz. Deprem olur olmaz hemen
O akşam hem Beyaz Saray'dan hem Dışişleri Bakanlığı'ndan bizi arayarak sadece taziyelerde bulunmadılar ve her türlü desteği vereceklerini, vermek istediklerini söylediler bize. Ondan sonra da gerçekten yardıma hızlı bir şekilde başladılar. Bu arada tabii yaşadığımız felaket büyük bir felaket. Yani yaşadığımız felaket, bu çağda yaşadığımız, bizim hepimizin gördüğü en büyük felaket. Amerikalılar da bu işi hissettiler. Ben onu hissediyorum. Herkes bir şey yapmak istiyor. Herkes ama yani istisnası herkes bir şey yapmak istiyor. Tabii asıl önemli olan bundan sonraki durumu planlamak. Biz de bu konuda çok çalışıyoruz. Çalışmamız da lazım zaten. Hem milletimize borcumuz, hem halkımıza borcumuz, hem ülkemize borcumuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türkler ve Amerikalıların yardım seferberliği devam ediyor. Toplanan yardımlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türk diplomatik misyonlarının koordinasyonunda hava ve deniz yoluyla depremzedelere ulaştırılıyor.